Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Trend YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere tığ işi bebek battaniyesi örgü modelinin yapılış aşamalarını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatmaya başlamadan önce desteğinizi göstermek adına lütfen YouTube kanalıma abone olun ve videolarımı beğenip arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Dilerseniz hep birlikte başlayalım. Arkadaşlar bugünkü modelimde 3 renk kullanacağım. Ben sarı, pembe ve beyazı tercih ettim. 3,5 mm tığım. Hemen dilerseniz pembe ile başlayalım. Zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir zincir sayısı belirtmiyorum. Modelimizi kurduktan sonra kalan zinciri başlangıç noktasından sökebilirsiniz. Arkadaşlar modelimiz sık iğneden oluşacağı için alt zincirini çekerken elimizi biraz bol tutalım ki üzerine modeli kurduğumuzda zincirimiz kendini alttan çekmesin. Modeli göstermek adına bu kadar zincirim yeterli. Ve bir boşluk bırakarak ikinci zincir boşluğuna sık iğne yapıyorum. Hemen yanına sık iğne. Bir zincir boşluğunu atlamadan zincirimin sonuna kadar sık iğne yaparak ilerliyorum. Zincirimin sonuna kadar sık iğnelerimi yaptım. İkinci rengime geçiyorum. Bir zincir çektim ve modelimi çevirdim. İlk boşluğumu atlayarak ikinci sık iğnemin tepesine sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Hemen yanına sık iğne ve sık iğne. Arkadaşlar bu şekilde başa kadar sık iğne yapacağım ve geri dönerek iki sıra sarı rengimden sık iğne yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar, pembe ile başlayıp zincir çektim, üzerine bir sıra sık iğne gittim, sarı rengimden de iki sıra sık iğne yaptım ve şimdi beyaz rengime geçiyorum. Beyaz rengimi de buraya sabitledim, bir zincir çektim ve modelimi çevirdim arkadaşlar. İlk boşlukları her zaman bırakıyoruz, ikinci boşluktan itibaren sık iğnelerimizi oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde iki sırada beyaz rengimden sık iğne yapacağım. Ve daha sonra modelimizi de oluşturacağız. İkinci sıra beyaz ipimden sık iğnemin sonuna yaklaştım. Ve son zincir boşluğundan da sık iğnemi yapıyorum. Fakat kapatmadan önce pembe rengimi bakın şu şekilde atlatırsanız ip yukarıya doğru çıktıkça belli olmayacaktır. Ve beyazımla kapattım. Şimdi pembe rengimi alıyorum arkadaşlar. İki zincir çektim, modelimi çevirdim. İlk boşluğu bırakıp ikinci zincir boşluğuna bir sık iğne ve ikinci sık iğnemi de yaptım. Şimdi arkadaşlar tığımın başını 3 defa doladım. Bu altta yapmış olduğumuz eğer ki pembe renkle yapıyorsak pembeye oluşturacağız. Arkadaşlar kafanız karışmasın. Model ilerledikçe daha iyi anlayacaksınız. Aşağıdan da 1, 2 sık iğne saydım. 3. sık iğne boşluğumdan tığımı geçirdim. İlmeğimi aldım. İkisini bir, ikisini bir, ikisini ve ikisini 4 defa da olmak üzere kapattım.
Yani dörtlü trabzan yapmış oldum. Tığımın başını 3 defa doladım. Yanındaki sık iğnemin içinden tığımı geçirdim. İlmeğimi aldım. İkisini bir, iki, iki, iki. 4 defa da kapattım. Arkasından 2 adet boşluk bırakarak üçüncü boşluğuma sık iğnemi yaptım. Bu araya 6 adet sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi tığımın başını 3 defa doladım. Aşağıdan da 1, 2, 3, 4, 5, 6 boşluk bırakarak 7. sık iğnemin içerisinden ilmeğimi aldım. 1, 2, 3, 4. Tığımın başını 3 defa doluyorum. Hemen yanından ilmeğimi aldım. 1, 2, 3 ve 4. Arkasındaki 2 boşluğu bırakarak 3. boşluğuma geçiyorum. 6 adet sık iğne yapıyorum. Tığımın başını 3 defa doladım arkadaşlar. Aşağıdan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adet sık iğnemi atlayarak 7. sık iğnemin içerisinden ilmeğimi aldım. Ve bunu 4 defa da kapatarak dörtlü trabzanımı oluşturuyorum. Tekrar tığımın başını 3 defa doladım. Hemen yanındaki ilmeğimden geçirdim. 1, 2, 3 ve 4. Ve şu sonuncu zincir boşluğuma sık iğnemi yaparak kapattım. 2 zincir çekip modelimi çeviriyorum. Çevirmeden bir göstereyim. Bakın. Şöyle gösterdim. Model ilerledikçe daha güzel anlaşılacak. Çevirdim ve bir boşluk bırakarak ikinci boşluğuma sık iğnemi yaptım. Bu sıramızı sık iğne yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Sıramın sonuna yaklaştım. Son sık iğnelerimi de yapıyorum. Sonuncuyu kapatmadan önce sırada hangi ipim varsa onu şu şekilde atlatıyorum. Ve sarı ipimi aldım. 2 zincir çekerek modelimi çeviriyorum arkadaşlar. Buraya 2 sıra sarı rengimle sık iğne yapacağım. Başa kadar gideceğim ve geri geleceğim sık iğne ile. Sıramın sonuna yaklaştım. Son sık iğnelerimi de yapayım. Şu sondaki zincir boşluğunu unutmayalım. Ve kapatmadan önce sırada beyaz rengim vardı. Onu atlattım. Kapattım. Beyazımı alıyorum. 2 zincir çekerek modelimi çevirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 adet sık iğnemi yaptım. Tığımın başını 3 defa doladım. Ve beyazla yapacağım için şu beyaz sık iğnemden 1, 2, 3. sık iğneme geçirdim tığımı. 2, 2, 2 ve 2. Tığımın başını 3 defa doladım. Hemen yanındakine
2, 2, 2 ve 2. Arkasındaki iki boşluğu bırakarak sık iğne yapmaya devam ediyorum. Üç, dört, beş, altı. Altı adet sık iğnemi yaptım. Beyazımdan bakın şöyle hemen hizasından da bulabilirsiniz, sayabilirsiniz. Bir, iki, üç. Tığımın başını üç defa doluyorum. Ve üçüncü sık iğnemden ilmeğimi aldım. Tığımın başını 3 defa doladım. Yanından da aynı şekilde trabzanımı oluşturuyorum. Arkasındaki iki boşluğa yapmadan sık iğnelerimi devam ediyorum. Sıramın sonuna geldim. İki zincir çektim ve modelimi çevireceğim. Bir bakalım nasıl olmuş. Evet, gayet güzel ve şık oldu. Ve modelimizi çevirelim. Arkadaşlar, başına kadar sık iğne ile devam edeceğim beyazı. Daha sonra da iki sıra pembeden sık iğne gideceğim ve sarıyla tekrar son modelimizi de kuracağız. Tekrar söylüyorum. Beyazla modelimi kurdum. Arkasından sık iğne ile devam edeceğim. Başına geldiğim zaman pembe ipimi alacağım. İki sıra pembe ipten sık iğne yapacağım ve geleceğim. Beyazımı bitirdim. Pembemden de ikinci sıra sık iğnemin sonuna geldim. Ve sarı ipimi geçiriyorum arkadaşlar. İki zincir çektim, modelimi çevirdim. Üç adet sık iğne yaptım. Alttan da 1, 2, 3 sarı ipimle modelimi kuracağım için buradaki sarıya kuracağım arkadaşlar. Hangi renkle model kuracaksam bir altta o renge batmalıyım. Tığımın başını 3 defa doladım. Şununla aynı hizada olacak. Bakın alttaki modelimle aynı hizadan ilmeğimi alıyorum. Dört defa da kapattım. Tığımın başını doladım. Yanından aldım ve dört defa da kapattım. Arkasından iki boşluk bıraktım. Ve araya 7 adet sık iğne yapıyorum. Ben bebek battaniyesi formatında anlatıyorum bu modeli ama bence çok güzel çanta da yapabilirsiniz. Çanta modeline de uygun olur. Gösterişli de olur. Yatak örtüleri yapabilirsiniz. Kırlentler yapabilirsiniz. Ben şu anda bebek battaniyesi formatında anlatıyorum. Sizler istediğiniz gibi, istediğiniz renk kombinleri yaparak modeli uyarlayabilirsiniz. Ve geldim şuraya. Sarı rengime. Yaptım. Tığımın başını 3 defa doladım. Hemen yanına da dörtlü trabzanımı oluşturuyorum. Arkasındaki iki boşluğu bırakarak iki, üç, dört, beş ve bir tane daha sık iğne yapalım. Şu sol modelime de yapalım arkadaşlar. Tığımın başını 3 defa doladım. Sarı rengimden modelimi oluşturuyorum.
ve arkasına bir adet sık iğne yaparak modelimi bitirdim. Evet arkadaşlar, bakın üzerine tekrar sarıyla sık iğne gideceğim ve araya bir adet, yani iki sıra beyaz ipimle sık iğne gidip geldikten sonra pembeyle giderken modelimi kuracağım. Yani araya hep diğer ipten iki sıra sık iğne gitmiş olacağız. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Çok güzel ve çok şık bir model oldu. Ben şöyle bir ön çalışma hazırlamıştım sizler için daha öncesinde. Şöyle bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Umarım sizler için keyifli ve faydalı bir video olmuştur. İnşallah beni beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.